annedir. Hapis ceza yönetimi ya da hapishane. Hüküm giymiş kişilerin cezalı çekilecek hapisikleri yerlerdi. Cezaevine geçirilen süre suçta ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedebilir. Ve şu küçük ağır suçları koydukları yerlere ise ıslah edilir. Gözetim cezası alanlarla cezaevini kurulmaktadır. Ama belirli meseleyi özgürlükle kısıtlanmış olarak getirirler. Hapishanelerde suçlar dış dünyada tercih edilir. Eski çağlarda hapishane sınırlayacaklarını cezası verecek kişinin mahkumsinin yapılacağı zamana kadar kaldıkları yerlerde. Suçların hapis cezası çarptırıldı. İlk hapishaneler değişik amaçla hizmet etmekten hatta suçları zulüm ve işkence yeri olarak kurulmaktadır. Hapis suçluyu bir sürü toplumdan uzak tutmaktır. Topluma ve onun zararlarından korumaktır. Hapis suçluyu topluma kazandırma yetisi suç işlemesinde caydırıcılık rolü de oynar. Hapishaneler tarihi. Venedik çatısında 1555 yılında bir çalışma inşa ederek toplum rakatik atakta burada çalıştık sizin topluma uyum sağlamaya çalışmıştır. Fakat burası daha çok çalışma ve olduğunu bilmektedir. Londra Kulesi, Paris'teki Bastille Kalesi, İstanbul'daki Yedgirizlilere daha bu tür yerlerdir. Ama buralara sıradan suçlar değil, siyasi suçlar kapatılırlar. Hapishane cezalarında başlıca hırsızlık, madde bağımlılığı, uyuşturucu suçları gibi suçlar yer almaktadır. Her suçun kendine göre ceza çeşitleri bulunmaktadır. Bu suçların cezaları kişilerin üzerine yapılan hakimler sonucu belirlenmektedir. Mevcut kayıtlara göre Avrupa'da ilk hapishaneler bir imparatorun dünyaca yakınlarına, borçlarına gitmeye sizler hiçbir hak, istek ve ihtiyacı karşılanmaksızın atılıp ölümü bekledikleri yerlerdir. Avrupa'da resmi olarak ilk 1667'de İtalya'da, 1703'te yine İtalya'da da bir çocuk slav kadın hapishanesi inşa edildi. Amerika'da 1773 yılında Kennedy hapishanesi kurulmuştu. Aynı zamanda Elma'da hapishanesiydi. Fransa'da Asya yüzyılının ikinci yarısında Kral Alehiddin'de suç işleri işleyenlerin kurulduğu meşhur Bastille hapishaneleri birer işkence yerleriydi. Türkiye'de hapiste iş esaslı modern manada ceza infaz kurumları 170 yıllık bir tarihe haittir. Osmanlı Devleti'nde 1851 yılında ilk modern ceza kanunu yürürlüğe girmesinin paralel olarak başlamıştır. 1856 yılında ilan eden ıslah fermanıyla yer alan bir maddeler hürriyet araçları boyu kazanan Osmanlı mahsupları ıslahın meselesi İngiltere'den getirilen bir maçı Google'da bir zaman dayanışmalıdır. 1852 yılında Şöyle Cidra'ya göre farklı kalp edecek çeşitli tefrik ve ceza evliliğinin inşası işine beraberinde getirmiştir. Aynı Hürriye ve 1810 yıl Fransız ceza kanunu Ahmet Cevdet Paşa tarafından geri şartları uydurulmasıyla nihai şeklini alan ceza kanunu ile ve de evlilik cezalarda hapis cezasına hiç resmiyet kazanmıştır. Ancak bir hapis bu kapsamda İstanbul'da 1846 yılında bir polis tutuk gibi olarak faaliyete geçen ancak Hüseyin Zahir alan zaptiye tersine de ek olarak şiddetin başka tepki haneler açılmıştır.
Taşlar da Yunanistan, Yunan'da da açılan hapishaneler ve ağır ceza mahkumları ile iş esaslı bölgeler küre merkezleri yavaş yavaş eski mahsupları yerine almaya başlamıştı. Meşhur tersane zindanının kapatılması sonrasında 1971 yılı başında İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda açılan hapishane İzmir Türkiye infaz tarihinin kuruluş esası bir ilk modern hapishanesidir. İlk tane müzesi Uludağ'da. Uludağ'da tedavi kuruluş tarihi güvende ilk yılının dayanıyor. 1925 yılında inşa mühendisliğinin geçtiği Türk siyasi hayatının geçtiği sunuyor ağızda. Tarihi tarihi ayrıtılmalar doğrultusunda oluşan 1960 tarihli Merkez Ceza Müdürlüğü Emlak Müdürlüğü arasında geçen yatışma Uludağ cezaevi 1925 yılında İçişleri Bakanı Ümmü Yapsar'ın inşa edildi. Karnı Cüzdürcür bu bölge cezaevi olarak öğretir kendilerine özellikle etrafında sürülecek araziler ve tarlaların olması sıkıları faydalı bir çeşme terk etmek çalışma ve ile usta olmaları olarak ve topluma tekrar kazanılmak için mahallenin meşhur eşli uygun görünmüştür. Sözlükte açıklamıştı. Cidden bir Karl Jobs Lüfus'un önerisiyle bu bölge inşa edildi. Denilmesine ancak dizaynlı yaşamanlar o yılların ısırılığı gibi de olmadı. 25 yılında Ümmü Yapsarı'nın olarak inşa edildi. Ümmü Yapsarı'nın ceza ve diğer cümlesi tarihin en tanımlı haklarına tanıklık etmesi farklı bir ama farklı bir hikaye çekemeyi bir tanrı tartışıyor. Açılıyor. Tüm şenmüşlükleri ile birlikte şimdi başka bir yüzyıla yüzyıla ziyaretinden ağlayan Uludağ cezaevi bizleri Türkiye'nin yakın tarihi bir birlikte kendi içine yolculuğumuzda da çıkarıyor. Uludağ cezaevi üyesi ve kültür sanat merkezleri tamamlandı. Açık havada yıllar boyunca farklı hep çok mahkum kaldığı olacağım ama cezaevi tüm ilk plan müze ve kültürlü sanat belgeleri dönüştürüldü. Altında belirli tarafından bildirilmiş telefona yapıldığı zaman haline sadık yapısı restore edildi. Türkiye'deki hapishanede. Türkiye'de 6 Ekim tarihiyle itibariyle 90 kapıda 66 açık, 2 çocuk eğitimi ve 6 kadın kapalı, 4 kadın açık ve 4 çocuk kapalı da infaz kurumu bulunuyor. Sonra hapishanede kapalı şunun amacı nedir? Muhammed? Hata yapmış insanları cezalarına mahkum bırakmak. Yani şeylerin hatalarını anlaması için insanları bir yere atıyorlar. Doğru. Cinayet işleyenler ve çok kötü suç işleyenler. Evet, doğru. Bizde hapishaneler olmadı. Bizde ne kadar meydan gelir? Melek? daha çok suçlu işlenebilirdi. Nerede başlayalım? Yatma. Her gün suç işlerinde, her gün birisi ölüyor.
çekmemelerinle hedef aynı şeyleri yaparlar. Tamam. Suçlular hapishaneye girip cezalarını çekmezse hep aynı şeyi yaparlar. Bu şekilde de ülkemizdeki sorunlar gibi kimse bir şey yapamadığına herhalde bir çocuk kaçırıldı. İnsanlar öldürüldü. Bir de uyuşturucu bağımlılıkları daha çok arttı. Doğru. Teşekkür ederim.